Hoş geldiniz İzmir'e, sefalar getirdiniz. Hepinizi İzmir'de görmek müthiş bir onur. Ayaklarınıza sağlık, iyi ki varsınız efendim. Hızlı hızlı, panel biraz hızlı akabilsin diye ben hızlı sorular sorayım istiyorum. Sayın genel başkanlarımızdan da böylece daha uzun olmayan cevaplarla daha fazla sorunun cevabını öğrenebiliriz. İlk önce Sayın Genel Başkanımız Hikmet Çetin'den başlayalım. Sayın Genel Başkanım, Duverger başta olmak üzere pek çok siyaset bilimci bildiğimiz anlamdaki siyasi partileri 19. yüzyıldan başlatıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra birçok partinin de yok olduğunu hesaba katarsak 100. yaşına ulaşabilmiş çok az parti var. Siz bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yaşına ulaşabilmesini hangi dinamiklere bağlıyorsunuz? Mikrofonunuz yanınızda efendim. Burada bulunduğum için çok teşekkür ediyorum. Ben de tabii sayın belediye başkanlarımı, genel başkan yardımcılarını, parti meclis üyelerini, belediye başkanlarımı, muhtarları, belediye meclis üyelerini hepsini saygıyla selamlıyorum. Ben aslında görevde olduğum sıralarda moralim bozulunca kendimi İzmir'e atıyorum. Bütün ilçelerini gezdiğim belki de Türkiye'deki tek il İzmir'dir. 3 gün kuzeyden başlayarak bütün ilçeleri dolaştım. O bana moral veriyordu. İzmir'in o özelliği bana her zaman moral veriyordu. Onun için ben hep buraya gelirdim. Dünyada 100 yıla yaşayan partiler var mı? Var. Çok az ama var. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi özelliğinde olan hiçbir parti yok. Neden yok? Cumhuriyet Halk Partisi biraz önce aslında Pınar Ayhan hanımefendinin çok güzel anlattığı şarkılarıyla, sözleriyle çok güzel anlattığı Kurtuluş Savaşı'nda savaşı yapan ve cumhuriyeti kuran bir parti. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin, Kuvayi Milliye'nin aslında siyasi partisidir CHP. Oradan gelerek Cumhuriyet Halk Partisi kurulmuş. Şimdi Atatürk devrimci bir parti, liderdi. Dünyada iyi asker olan liderler var, iyi devlet adamı olan liderler var. Ama Atatürk, Mustafa Kemal gibi hem büyük bir asker hem dünyada eşi bulunmayan bir devlet adamı yoktur ve zor bulunur. Cumhuriyet Halk Partisi devrimcidir. Cumhuriyet Halk Partisi aslında altı okuna baktığınız zaman çok önemli işaretler var orada. Atatürk olmayan bir topluluktan bir ulus devlet çıkarabilmiş büyük bir başarıdır. Yani Osmanlı döneminde Türk lafı yok. Türkiye yok. O nedenle böyle özelliği olan bir liderdi. Attığı her adım bir devrimdi. Şimdi en önemlilerden bir tanesini söyleyeyim. Medeni hukuk. Yani özellikle kadınlar bakımından medeni hukukun önemi her şeyden daha önce geliyor. Şimdi bir şeyi söyleyeceğim. Dünyada 54-55 Müslüman ülke var. Bu ülkeden hiçbirinde bir Atatürk yok. Atatürk'ün kadın hakları nedeniyle özellikle hepimizin çok gurur duyarak alkışladığı voleybolcu kızlarımız. Dokuzu mutelesenize, dokuzu. Beş set açık. Dokuzu mutele. Onlar Atatürk'e ve Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde bunu yapabildiler. Halen ülkenin yöneticileri bile işine sindiremiyorlar. Çok kötü, çok inanılmaz şeyler sosyal medyada dolaşan ifadeler var. Fakat ben yani Atatürk iki kitleye çok inanmıştır. Kadına çok inanmıştır, gençlere çok inanmıştır.
ve Cumhuriyeti de onlara emanet etmiştir. Ben içinde bulunduğumuz bütün güçlüklere rağmen, inanılmaz, onları anlatmak istemiyorum bu aşamada, ben ancak Türkiye'nin güvencesinin kadınlar olduğuna inanıyorum. Yani ben bu inancımı her yerde de söylüyorum. Ben bunu Afganlı kadınlara da söylüyorum. Yani erkekler ancak sizi savaşlarla mücadele ettiniz. Ama kurtaracak olan kadınlardır. Bakın şimdi etrafımıza, İran'daki kadınlara bakın. Afganistan'daki kadınlara bakın. Dünyanın başka yerdeki kadınlara bakın. Ben Türkiye'nin de güvencesinin kadınlar olduğuna inananlardan biriyim. Bunu da Atatürk'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne borçlular. Doğru. Teşekkür ederiz Sayın Genel Başkan. Evet, Genel Başkanım, size yönelik sorularımı umut kelimesiyle başlamak istiyorum. Dünya ve Türkiye bu kadar karanlık günlerden giderken umudu örgütlemek için neler yapmalıyız? Teşekkür ederim Sayın Başkan. Çağrınız için de teşekkür ediyorum. Parti meclis üyelerimizi, genel başkan yardımcılarımızı, il başkanımızı, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir ilçe örgütlerini, örgüt yöneticilerini, milletvekillerimizi, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm metropol belediye başkanlarını ve siz sevgili partili kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Önce onun gereğini bir yerine getireyim. Ardından zorunlu olarak karşınıza tatil kıyafetiyle çıktığım için, spor kıyafetle çıktığım için sizden beni bağışlamanızı rica ediyorum. Belki partimizin amblemi bunu bir ölçüde telafi edecektir. Onu da ifade edeyim. Umudu örgütleyen, zaten bu sözcüğü de kullandınız, örgütlerdir, siyasi örgütlerdir, siyasi önderlerdir. Siyaset önderlerinin verdikleri mesajlardır, iletilerdir. Bunların parti örgütüne taşınmasıdır, taşınabilmesidir. Sonuç alınabilmesi için Sayın Başkan, Sayın Konuklar, yani umudu örgütleyip onu başarıya taşıyabilmek için, o anlamda etken olabilmek için, işlevsel olabilmek için, yani sonuç alabilmek için örgütün tam kapasiteyle çalışması gerekir. Eğer örgütümüzü, örgütlenmemizi tam kapasiteyle çalıştıramazsak, o zaman o örgütün sonuç alması olanaklı değildir. Yani etken ve işlevsel olması olanaklı değildir. Bir siyasi parti örgütünün bana göre tam kapasiteyle çalışabilmesi demek, o parti örgütünün partinin izleyeceği siyaseti belirleyebilmesi demektir. Eğer örgüt partinin izleyeceği siyasetin belirlenmesinde, o süreç içinde yer alamıyorsa, o örgütün kendisinden beklenen görevleri yerine getirmesi olanaklı değildir. İkinci olarak bana göre örgütün sonuç alabilmesi için örgütün milletvekili adaylarını ve belediye başkan adaylarını seçebilmesi gerekmektedir. Yani ön seçimin olması gerekmektedir. Eğer örgüt kendi adaylarını seçemiyorsa, iradesini Sayın Başkan oraya yansıtamıyorsa, örgütümüzün sonuç alması olanaklı değildir. Üçüncü işlev de örgütün broşür dağıtmasıdır, mesajları taşımasıdır, pankartları asmasıdır.
Dolayısıyla umudun örgütlenmesi, başarıya taşınması, siyasi parti örgütlerinin, o arada Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün tam kapasiteyle çalışmasına bağlıdır. Eğer bunu sağlayamazsak istediğimizi de elde edemeyiz. Ayrıca bir tembellik sürecine girme tehlikesi söz konusu olabilecektir. Ona da değinmek isterim. Eğer örgüt tam kapasiteyle çalışamıyorsa bir süre sonra öyle birini getirelim ki, öyle birini genel başkan yapalım ki o çok iyi konuşsun, çok çalışsın, çok dolaşsın, hepimiz adına işi o yapsın demeye başlar. Siyasi tembellik dediğim budur. Ben buna beyaz atlı prens ya da prenses beklentisi diyorum. İkincisi de, ya biz madem ki oyalamıyoruz, hiç olmazsa sağdan transfer edelim, siyasetçi transferi edelim, o da gelirken bize bir miktar seçmen getirsin diye düşünmektir. O da siyasi tembellik. Şimdi 100. yılımızdayız. Çok önemli günleri geçiriyoruz. Sayın Genel Başkanım, yani dünyadaki gelişmelerin birçoğunda baktığımızda aşırı sağ eğilimlerin öne çıktığını görüyoruz. Birçok bu konu hakkında kafa yoran insanlara göre de bu sempati devam edecek, kalıcı hale geleceğinden endişe ediyorlar. Bu dünyadaki aşırı sağa yönelimle ilgili siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet. Ses duyuluyor mu? İyi duyuluyor. Teşekkür ederim. Bir kere bütün... Biraz daha yüksek sesle konuşursan. Size doğru tutarsan. Şöyle. Şöyle. Alo. Bu daha iyi. efendim önce bütün buradaki arkadaşlarımı, yoldaşlarımı kutlarım. Sayın başkanımızla, başkanlarımızla birlikte üye arkadaşlarımı, yoldaşlarımı, konuklarımızı selamlarım. Hepinizin CHP üyesi olmayanlar da dahil yıl dönümünü, 100. yıl dönümünü kutlarım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıl dönümü, herkesin menfaatine olan bu ülkede herkese birçok şey katan bir yıl dönümüdür, bir olayın yıl dönümüdür. Olay bir olay da değil, birçok olayı baştan itibaren bakarsanız savaştan memleketi kurtarmak, rejim değiştirmek, bir ihtilal yapmak ve o rejimi her alanda, ekonomi alanından, İzmir İktisat Kongresi'nden başlayarak ve o dünya buhranı sırasında gerçekten Türkiye'de çok az zarar görmüş ülkelerden biri haline getirerek ve saymakla bitmeyecek şeyler yaparak bugüne getirmiştir. Şimdi dünyadaki bugünkü durum, Sayın Başkan isabetle söyledi. Bazı ülkelerde yeniden böyle otoriter rejimlerin daha iyi olduğuna dair bir kanaati öne sürenler var. Aslında dünya 2. Dünya Savaşı'yla bundan çok büyük bir ders alması gereken bir dünya. Bugün de öyledir. 2. Dünya Savaşı'nda 55 milyon insan öldü tahmini olarak. Bir o kadar ve daha fazla tabii yaralı ortaya çıktı. Ve onun dışında da memleketlerin büyük şehirleri, sanayi merkezleri berhava edildi. O dönemi ben çocuk olarak hatırlıyorum ama her bir noktası bizdeki karartma gecelerinden, işte ışıkların söndürülmesinden, bahçelerimizde sığınak kazılmasına kadar Türkiye Cumhuriyeti bu işi de yaptı. Bundan sonra da bütün dünya ülkeleri o günleri hatırlamalıdır. Yani nasıl oldu da Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmedi? Bu da parantez içinde söyleyeyim. Zaten sorunun kapsamına girer. Bir yandan
12 milyonluk bir devletti, 1 milyon asker besledi. Çünkü iki taraftan da, doğusundan da batısından da tehdit altındaydı. Birinci tehdit İtalya'daydı. İtalyanlardan geliyordu. Ve İtalyanlarla beraber olan Almanya'da tabii buna katılıyordu. İş o hale geldi ki İtalyanlar Arnavutluğu aldılar. Yunanistan'a savaş haline geldiler. Almanlar, İtalyanlar onu yaptılar. Fakat Yunanistan'la da savaş açtılar. Orada iyi savaşamadıkları için karşılarında Yunanlılar da iyi savaştığı için durup kaldılar. Hitler de onu kutlanmak için ordularıyla birlikte geldi, Trakya'ya geldi. Yani bizim komşumuz oldu Almanya, Hitler Almanyası. Orada doğuda hatlar kuruldu. Çakmak hattı, Çatalca hattı ve İstanbul boşaltıldı. Bütün bunlar unutulduğu için bir hatırlatmak için söylüyorum, sonuca varacağım. Ve bir yandan da Rusya daha savaşın başından önce hatta Almanlarla beklenmedik bir şekilde sürpriz halinde bir anlaşma yaptı. Komünist Rusya Nazi Almanyası'yla ve o anlaşma sırasında onlarla birlikte saldırgan bir ülke haline geldi. Güya barışçı bir ülke olmasına rağmen ve bizden boğazları müşterek müdafaa edelim talebinde bulundu. Yani boğazlarda Rus askeri de bulunsun. Bu iki taraftan baskı altında, tabii tafsilatı çok uzun, Türkiye çok nadir ülkelerden biridir, hele Avrupa'da. Öteki ülkelerin çoğu ister istemez savaşa katıldığı halde, Türkiye savaş yüzünden bir tek kurşun atmayan ve vatandaşlarına hiçbir kurtuluş kurşun isabet etmeyen bir ülke olmuştur. Aynı zamanda da Lozan Antlaşması'nda ve daha sonraki Montreux ve Hatay Antlaşması gibi antlaşmalarda elde ettiği haklar da, topraklar da dahil, sınırlarından bir santimetre ödün bir kenara başkasına vermemiş olan bir ülke olarak kalmıştır. Hepsine bakın, hepsinde hem mesela Yunanistan'ın bazıları hatırındadır, 160 bin kaybı var. Ve bir savaşa, iç savaşa girdi savaşın sonunda aslında. Ve Bulgaristan işgal altında, Rusya sonradan Almanya ile savaştı. Yani hangisine bakarsanız toprak kaybetmişlerdir. Savaştan sonraki politikaların da devamı, soğuk savaş sırasında devamı sonunda birçoğunun eski topraklarından geriye çok az şey kalmıştır. Fransa'yı düşünün. Cezayir Fransa'nın vilayetiydi. O uzak doğu, Hindiçini derdik o zaman, o Taylan'ın falan bulunduğu bölgeler. Daha birçok yerde toprakları vardı ve onlara gitmeye gerek yok. Suriye onundu. Irak, evet. İngiltere'nindi. Etrafımızda bizim onlar da vardı. Eğer bunu yapmasaydı, yani bu dikkati göstermese ve o savaşa girmeme savaşını kazanmasaydı Türkiye, birçok toprak kaybetmesi mukadderdi. Başka ülkelerde örnekleri görüldüğü gibi. Şimdi bugün ne olur? Sorunun aslı oydu. Bugün bütün bunlardan örnek alması lazım dünyadaki bütün ülkelerin, birçok ülkenin. Yalnız şunu da gözünde tutmak lazım. Bazılarında var bu, hem otoriterleşme, totalitleşme tehlikesi var, hem de işte bunun sonunda savaş da çıksa yaparız, biraz belki bir şeyler kazanırız diyenler var. O kadar kolay değil, hatırlamaları lazımdır. Ve şunu da yapıyorlar, onu da görmek gerekir. Mesela Fransa'da diyelim, bayağı çok ciddi bir tehlikesi vardı bir ara. Le Pen zamanında o kadar ileri gidiyordu ki, iki turluydu bizdeki o seçimler. İki turun birincisinde ilk ikiye girdi ve öteki tarafta da bölünmüşlük vardı. Mesela sosyalistler bir tarafta, orta sağ bir tarafta, öteki partiler bir tarafta. İkinci turda kazanması ihtimali
Le Pen'in çok kuvvetliydi. Ne oldu? İkinci turda sağ partilerden o zaman Chirac'ın partisi 40 civarında olan oylarını %70'e çıkardı. Çünkü öteki partiler Sosyalist Parti dahil ona oy verdiler. Korunma tedbiri oldu. Aradan zaman geçti. Le Pen'in kızı da aynı şekilde, aynı siyasi parti istikametinde geldi. O da bir tehlikeydi. Orada da gene onu da bertaraf ettiler. Öteki partiler anlaştılar. Bizdeki siyasi partiler daha o işe alışmadılar. Aslında o iki turlu seçimin faydası bir tehlikeye karşı birinci turda oylar dağıldığı zaman ikinci turda o tehlikeyi bertaraf etmek üzere bir ittifakın sonuç almasıydı. Bizde olmadı. Şimdi onun sıkıntılarını çekiyoruz ama bunu da aşacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi diye bir parti var burada. Bakmayın siz çok az bir farkla bu işte altılı masa falan kaybetti. Bundan sonraki yerel seçimlerde ben kuvvetle inanıyorum ki o seçimlerde gereken sonuçları gene alacaktır. Yani hep birlikte alacağız. Bu şeyle, bu temenniyle hepinize saygılarımı, çok, sevgilerimi tutlarım. Çok teşekkür ederim. 100. yıl dönümünün hepimize kutlu olmasını dilerim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım, Türkiye siyasetinin canlı hafızalarından biri olarak sizden bir de İzmir'e dair fikirleri dinlemek isteriz. Ne olursa olsun bu İzmirli'nin baş eğmez hali, sürekli direnişini neye bağlıyorsunuz? Valla bu soru çok zor bir soru. Sorun değil efendim, hiç sorun değil, ben hallediyorum. Aldım. Çok bir soru ama bir şöyle bir gerçeği yansıtıyor. İzmir şu sırada Türkiye'nin en fazla konuşulan, biraz da gıpta ile konuşulan bir şehri haline geldi. Bu evvelden de böyleydi ama bu tırmanıp gidiyor. Hani bir söz vardır, evvelden Kayseri için söylenir, nerelisin diye sordukları zaman övünmek gibi olmasın ama Kayseriliyim denirmiş. Şimdi İzmirliler böyle bir şeyi söyleyebilir hale geldi. Ve hakikaten övünecek bir şey. Ben uzun zamandan beri gelememiştim. Yani birkaç yıldır belki, yok ya 2 yıldır gelememiştim. Ya, geldim de arada çok kısa gelmiştim. Bu hava alanından girdikten sonra geliyorum. Bir de gelişmekte olan bir şehir. O heykeli görmemiştim ben. Atatürk heykelini. Bu Amerika'daki vardır dört başkanın şeyleri. İlk orada gördüm. Hayran kaldım. Burada çok şükür. Atatürk baskımızı mı efendim? Nasıl? Atatürk baskımızı mı? Atatürk heykeli. Büyük. Yüzü. Tabii. Evet. O maskın heykeltıraşı İzmir İl Başkan Yardımcımız. O da bugün burada. Hı hı. Hayır, onun heykel tıraşı. Bugün rastlaştık. Evet. Tanıştım. Evet. Tebrik ettim. Hakikaten çok güzel bir şey. Yani bunu bir şey diye söyledim. O bile, o alanda bile, heykel tıraşlık alanında bile bir mesafe almış. Müthiş mesafe almış. Sonra seçim sonuçları açısından iktidardaki yani memleket İzmir şeyindeki havalisindeki iktidarda oluşunun da sonuçları da fena değil galiba. Siz daha iyi bilirsiniz tabii onu. Ama şu dediğim çok doğru. Yani böyle şey yapmadan artık belirtiyorlar. Nereye gidiyorsun? İzmir'e gidiyorum. Maşallah falan. Tabii siz ne yapıyorsunuz? Bu İstanbul'da diyorlar. Çünkü İstanbul çok daha fazla kalabalık tabii bu halde. Daha meseleleri var. Neye bağlanabilir bu? Vallahi bir kere geçmişinde de bu görülüyor. Yani milli mücadele sırasında işte ilk kurşun diye başlıyoruz. O hareket başlangıçta. Sonra inşaatı var. İnşaat haline, inşaat şeyden sonra
burası tercih edilmiş birçok alanda. Ekonominin başkenti gibi bir şey olmuş aslında. Hem fuar açısından hem İzmir İktisat Kongresi açısından, burada toplanması açısından. Bir de bilmiyorum yani şeyden şeyleri derler, genetik açıdan da var mıdır? Yani ırk olarak burada İzmir'de yaşayanlar da bu ilerleme hissi fazla mıdır onu bilemem tabii, genetik vaziyete. Ama şu meydanda bu bir vakadır. İzmir Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri haline geldi. Tabii öteki şehirleri ne şey yapmak anlamında değil, bu her şehrin kendisine göre bir şehir, bir takım özellikleri var. Ben mesela Trabzonluyum. Trabzon'u da hep hatırlarım ve onun da fena bir yer olmadığını bilirim. Ama İzmir'in bu durumu da gerçek. Yani bilen varsa hatta bunu bir bilim şeyi haline, değil mi, çalışması haline getirilebilir. Niye böyle oldu? Suyundan mıdır, havasından mıdır falan, onlar da bakılarak o soruya ancak öyle bir şekilde cevap verilir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok, evet, çok değerli genel başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz efendim. Sağ olun, var olun. Şimdi bir 100. yıl pastamız gelecek. Hep birlikte, evet. Arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen koltukları...